Bak şimdi şunu cebime atacağım, tamam mı? Atabilirsen bir dakika, bu katlanıyor daha fazla? Bunu elimdekine biraz daha katlayabilirsem olacak. Bir dakika. Dur çay vereyim bir bardak. Adam bana gelmiş. Çayımız sel olsa dur bir bardak alıp geliyorum. Anla. Baktım ki abi yürüyemiyorum. Dedim ki içeride oturayım ben. Şeyde kapının ya içeri girdim oturdum işte dışarı dikileceğime. Adam bana gelmiş diyor ki işte Sude Hanım iyi misiniz? İşte bir şey ben de iyiyim dedim. Ne diyeyim abi? Düştüğüm belli oluyordu zaten. Yani toz bulaşacak şuraları zaten. Tamam. Yok dedim ben istemem. Bekleyin. Teşekkürler dedim dağıldım işte. Şu adam kadar hiç kimse olamadınız ya dedim. Adamın bana bir ihtiramı vardı zamanda tabii. Adam elimde şey görüyor be es torbayı. Bana bir şey yapıyor, bağırmaya başlıyor. Pazara mı gittin, pazara mı gittin? O adam adını bilmiyoruz adamın. Adama dedim ki bez torba var diye eşittir pazara gittim oluyor dedim. Ne? Adam da bir şey diyemedi. Demek ki kıyafete göre oğlum her şey. Adam beni var ya insan yerine koyup da ikram ediyordu şey yapıyordu. Elimde bez torba gördü ya. Hemen beni şey statüsüne attı. İnşallah şarjım bitmezse halledeceğim. Sizi nereye koyabilirim? Burası iyi. İyiye benziyor bir de destek alabileceğim bir şey. Burası çok yüksek. Sürekli duramam ki böyle. Yine sizin için ayaklarımı kaldırıyorum. Olacak iş değil. Şuraya koysam çok içeride kalıyorsunuz. Gözlük kutusundan destek alabilsek. Şimdi düz duramıyor bir dakika. Şimdi olacak. Şimdi bu sefer de aşağıda kaldınız. İyisem mi? Neyse idare edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bismillah niyet ettim. Ticaret yapmaya eşya satacağız. Madem eşya satacaksın, bu kamerayı niye açtın derseniz, ben bu işi yapmaya biraz üşeniyorum. Ve düşündüm ki bunu videoya çekersem yapabilirim. Şimdi şu çayı şuraya koyalım, hafazanallah. Dökerim. Sakar bir insanım ben, yapıyorum öyle şeyler. Şuraya koysam. Neyse böyle olacak artık, yapacak bir şey yok. Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet. Ya da masanın üzerine mi koysak? En kötü şöyle duracağım ya. Evet iyi böyle. İş yapıyoruz. Evet, iş yapıyoruz. Makyaj yapmaktan ve saçıma sprey sıkmaktan sıra gelirse, başka makyaj malzemesi var mı? Varsa onu da kullanalım. Şimdi burası biraz karanlık, ışık yaksak. Çok gözüm alıyor, yakmasak. Yakmasak ya da yaksak. Şu tarafa baksa. Evet böyle daha iyi. Ama şimdi yo iş yapar yine. Niye yapmasın? Eğer bu arabayı buradan şuraya kadar götürebilirsem hayatım çok iyi gidecek. Şayet götüremezsem gitmeyecek. Hazır mıyız? Onu tamire veremiyordu mesela bozulursa. O ne olacak? Böyle o karambole gitti. Satamazdı. Satamıyordu zaten, kaçak göçek neyi satacak? Ben bazen okuyorum tamam mı ex grupları. Hı.
Çok boş bir sesler oluyor yani. Hiç hayırlı bir şey anlatan olmuyor içeride. Ya da beni ilgilendirmeyen şeyler mi boş geliyor acaba artık? Ben düşündüm, acaba bir tane tanıdığım vardı. Ona mı yazsam? Yazayım mı? Ne diyeyim? Merhabalar. Teknik vermiyorsun ama. Sen olmaz böyle bir şey dedin. Olmuyor diye biliyorum çünkü öyle öğrenmiştim ben. Adam bana dese ki, sen ne cahil bir kadınsın. Ne olmuş yani cahilsem ya? Birazcık boş boş yakınmak istiyorum. Sabah önce Apple Tekniğe, sonra Xiaomi Tekniğe gittim. Teknik sorun sanki benim ikinci ismim gibi ya. Kulaklığım bozuldu, onu tamire verdim, çok üzülüyorum. Kulaklıksız nasıl yaşayacağım hiç bilmiyorum. Bu arada bende başka kulaklıklar var yani, tek kulaklığım o bozulan değil. Ama bende eski telefonlardan var yani şu... Eski iPhone şarjı girişine sahip olanlar, yani Type-C olmayan. Ondan müteberrit ben o kulaklığı başka yerlerde kullanamıyorum. Zaten bir tane Bluetooth'lu kulaklığım vardı. O da yani Allah'a emanet bir anda bozuldu. Ben anlamadım yani. Sıvı temas desen yok, darbe aldı desen yok. Öyle bir anda bir baktım çalışmaz olmuş bir tanesi. Ne zaman gelir Allah bilir. Ben de şöyle bir şey temin ettim. Kaçak göçek fake. Hangi ismi koymak isterseniz. İdare etsen inşallah işime yarayacak. Yani ses geldiğine göre idare etsen tabii ki işime yarar. Ya şu kulaklıkları neden şöyle yapıyorsunuz? Benim kulağımda asla durmuyor bunlar. Düşüyor sürekli. Ve hani bunu söylediğimde evet ya bu benim de başıma geliyor diyen hiç kimseyi duymadım. Sorun ben de büyük ihtimalle. Vallahi teknik servise gide gele mühendis oldum. Ne evlilik sevdasıymış ya. Hoca işteyim, gel beni al. Tamam. Gel beni al Allah'ını seversen. Al beni lan. Al beni lan, al beni. Allah'ım yarabbim artık Kasım'dayız ya. Kış geldi, yağmur, çamur, soğuk. Yemin ederim şakasız bir saattir şu sesi dinliyorum. Siz de duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Tamam ben anladım, çözdüm. En iyi karı koca sizsiniz. En çok sizin sesiniz çıkacak. Google'da evlilik diye aratsam sizi göreceğim. Ama gerçekten yeter artık ya. Yeter artık! Sitede yapacak halleri yok, hani hava sıcak olsa yapardınız kapının önünde bir yerlerde ama. Şu an nerede olduğunu görseydim gitmiştim. Vallahi gitmiştim, ne oluyor ne bitiyor diye bakmıştım. Gelmişken size bir şey anlatayım. Dünyamız açılsın önce. Bir tane video gördüm. Şimdi o kişiye laf etmek istemediğim için videoyu koymayacağım. Ya da koysam mı bilmiyorum. Şaka yapma amaçlı anlatıyorum. Videoda evlilik yaşınızı buluyormuşsunuz. Öyleymiş. Vay canına. Ne diyor bu? Ve yapacağınız şey şu. Şimdi yanlış değilse bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ayak numaranız benimki 38. Sağ tarafına 2 tane 0 ekliyorsunuz. 3800 oldu. Sonra ondan doğum tarihinizi çıkarıyorsunuz. Sonra bu bulduğumuz sonucu 2023'te topluyoruz. Anlatıyorum ama yapan var mı acaba bilmiyorum ki. Akabinde bulduğumuz yeni sayının sadece birler ve onlar basamağına dikkate alıyoruz. Benimki 20'ydi. Sonra ona 2 ekliyoruz ve 22. Bu 22 neymiş biliyor musunuz? Benim evleneceğim yaş. Ya ben zaten 20 yaşındayım. Ve
Hayatımda kimse yok. 2 senede ben hangi ara hoşlanacağım, sonra adım atacağım, sonra o beni kabul edecek, sonra ilişkimiz yürüyecek, sonra evlenme kararı alacağız. Nasıl aşık oldun? Oldum, bir görüşte aşık oldum. Kime aşık oldun? Beyefendi. İsmail abi. Aş- evet, eşim söyleyebilir mi? Eşin mi? Benimle evlenir misin Fadime Hanım? İşte kölen olayım senin, kölen olayım. Böyle şeylere inananlar var mıdır acaba? Bence yoktur. Geri alıyorum, olabilir. Dünyanın düz olduğuna inananlar da var sonuçta. Neyse, isteyen istediğine inanabilir tabii ki. Şimdi düz dünyacıları karşıma almak istemem. Buna da inanıyorsanız yapın. Ben tarifi vermiştim zaten. Bu video da böyleydi. Allah'a emanet.